Karakod Medya kanalından herkese merhaba, yabancı sınırına hoş geldiniz. Yanında sevgili Oğuz Oruç var. Trabzonspor için bir oyuncu önerisi videosu çekmiştik. Çok da izlendi, teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgi için de. Bu sefer de Fenerbahçe ile devam ediyoruz bu serimize. Ve Fenerbahçe'de aslında yani yazın çok fazla transfer yaptıktan sonra yani en azından Ekim-Kasım gibi bir de sezona iyi girilince birçok kişi artık Ocak'ta transfer yapılmaz diye düşünüyordu ama sezon içinde bazı eksiklikler de aslında ortaya çıktı. Bunlardan en temeli de yani bizim yazın da çok tatmin olmadığımız stoper rotasyonu Fenerbahçe'nin. Buraya kesin bir takviye geleceğini biliyoruz. Bu doğrultuda yine adaylar yazdık. Onun dışında 10 numara önerisinde bulunduk. Hızlı bir kanat oyuncusu aradığını biliyoruz Fenerbahçe'nin. Öyle bir öneride bulunduk ve Fenerbahçe'nin elindeki santraforlardan da istediği verimi alamadığını ve hatta belki Ocak'ta bunların biriyle yollarının ayrılabileceğini konuştuk ve o doğrultuda da yine birkaç tane de santrafor önerisinde bulunduk ki bence santrafor önerisinde bulunmak en zevklisi, belki de o yüzden biraz o yola gittik. İstersen bugünkü ilk oyuncumuzla başlayalım abi. Tamamdır abi yani. Şimdi ilk oyuncu hadi benden gelsin. Walter Kannemann, Arjantinli bir oyuncu. Zaten yani aktif olarak hani dünya futbolunu takip eden kişilerin aslında aşina olduğu bir isim. Çünkü yani Avrupa futboluyla doğrudan bir ilişkisi olmasa da her zaman Premier Lig takımlarıyla adı geçen bir oyuncu ki bunun sebeplerini de birazdan konuşuruz. Yani en basitinden daha 1-2 sezon öncesine kadar Arsenal'ın da yakından ilgilendiğini biliyoruz oyuncuyla. Onun dışında yine Wolverhampton'ın ben bir ara işte Nuno Espirito Santo'nun yeni geldiği zamanlarda galiba ilgilendiğini hatırlıyorum. Yani şöyle Arsenal'ın stoper tercihlerine çok da güvenemem. Ama yani en azından hani Arsenal'ın gündemine gelebilecek seviyede bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Ya yani öncelikle solak bir stoper ki Fenerbahçe'nin solak bir stopere bence ihtiyacı var ama zorunluluk değil. Çünkü Tisserand da solda başarıyla oynuyor ama hani Tisserand'ı da sağ stopere gerektiğinde rahatlıkla çekebilirsiniz. Kannemann solak, sol bekte de forma giyebiliyor ama Fenerbahçe gibi liginin iyi takımlarından birinde ben stoper orijinli bir futbolcunun sol bekte kullanılmasına karşıyım. Kaldı ki zaten Fenerbahçe'nin o bölgede iki tane net alternatifi var ama hani oyuncunun bir artısıdır tabii. Çok kuvvetli bir oyuncu, dengeli bir oyuncu. Boyu çok uzun değil. Ama yani kesinlikle hani böyle o heybetli şey duruyor. Boyu 1,83 olması lazım. Yani hani tamam bir Luyendama değil ama gerçekten böyle bir korkutucu duruyor. O anlamda mesela ben Lugano'ya benzetebilirim. Çünkü Lugano'ya da baktığında bir çekinirdin. Bence Walter Kannemann'ın da öyle bir sertliği var saha içinde. Dengeli bir oyuncu. Ekstradan yani böyle karakter olarak da soyunma odasında Fenerbahçe taraftarının da isteyebileceği, böyle takımı ateşleyebilecek, gerektiğinde liderlik edebilecek bir oyuncu tarzı olduğunu düşünüyorum. Ya fizik olarak da dediğin gibi. Şimdi 1,83 olmasına rağmen Premier Lig'in ciddi takımlarının ilgisini çekiyorsa oyuncu zaten fiziksel yeterliliğini hani oradan düşünebilirsiniz. Ben yani Türk takımlarıyla pek adı anılmadı şu ana kadar. Yine şimdi yeni yeni Fenerbahçe ile adı da anılmış. Ben biraz ismini yazıp aratınca programdan önce denk geldim. Zaten çoğu solak stoperle adı geçiyor Fenerbahçe'nin bu ara. Yani ben piyasa değerini biraz daha yüksek düşünüyordum Kahneman'ın. O yüzden Türkiye'ye gelmez gibi diyordum ama anladığım kadarıyla Gremio çok yüksek bir bonservis bedeli de biçmiyor. Dolayısıyla artık eskisi kadar unrealistik bir hedef olmadığını düşünüyorum. Evet evet abi yani zaten ben hani aslında daha çok Avrupa'yı izlediğim için Arjantin'deki futbolculara futbol menajer üzerinden tanıma fırsatım oluyor. O anlamda da çok hani ahkam kesebilecek kadar bir bilgim yok Walter Kannemann'la alakalı ancak futbol menajer oyunlarında da o transfer olduğu takımlardaki performansı ve çok daha net bir stoper olduğunu aynen en azından orada gösterebiliyor diyebilirim. Çünkü zaten hani isim olarak da o oyunun yatırım yapılabilecek önemli stoperlerinden birisiydi. Yani Kannemann'ı anlatırken dediğin şey çok doğruydu bence. Fenerbahçe'nin hem takımı ateşleyebilecek hem de takıma liderlik yapabilecek bir stopere ihtiyacı olduğu çok aşikar. Bu anlamda da zaten benim stoper önerim de tam olarak bir takımın lideri haline gelebilecek bir oyuncu olan Stefan Mitrovic. Kendisi zaten Sırp milli takımında da merkez stoper olarak forma giyerek bence
diğer bütün oyuncuları koordine etme anlamında da çok büyük bir göreve sahip. Gent kariyerinden sonra Strasbourg'a gittiğinde de Strasbourg'daki performansı ve görev tanımıyla beraber de artık Stefan Mitrovic'in hani hem deneyimli hem de saha içerisinin hani bir numaralı yönlendiricisi olabildiğini de görebiliyoruz. Zaten 30 yaşını geçmesiyle birlikte de bence onun piyasa değerinin düşmesiyle artık Türkiye'ye gelme ihtimalinin de arttığını söyleyebilirim. Çünkü 27-28 yaşındaki Stefan Mitrovic'in değeri 10 milyonun üzerindeydi. Onu da hani en azından almak isteseler bu fiyatlara alınabiliyordu. Bu anlamda da hem hava hakimiyetiyle hem ayağının yere sağlam basmasıyla hem de liderlik karakteriyle ben Fenerbahçe'nin en azından Lugano'dan beridir istediği o ateşleyici gücü savunmada Stefan Mitrovic'le aşabileceğine inanıyorum. Ya ben Lig 1'deki stoperleri genelde beğenirim. Tabii ki çok basit hata yapan birçok sayıda stoperde var ama yani en azından Fransa Ligi'nden gelen oyuncu, Türkiye Ligi biraz sert futbol oynanan bir lig bazen. O anlamda sırıtmıyor ve o gereken sertliği kesinlikle sahaya yansıtabiliyor diye düşünüyorum. O anlamda bence stoper için de düşünülebilecek bir lig, düşünülebilecek bir oyuncu karakteri ve hatta aynı seviye olarak da bence Fenerbahçe'yi gayet tatmin edebilecek bir oyuncu Mitrovic kesinlikle. Taraftarın da seveceği bir oyuncu tarzı olacağını düşünüyorum ben. Türkiye Ligi'nden herhangi bir takıma transfer olması Aynen öyle. halinde. Ya onun dışında bir de kısaca aslında bence Steven Colker'dan da bahsetmek lazım. Yani hani ona burada çok uzun bir yer ayırmak istemedik çünkü hem zaten sık sık Fenerbahçe ile adı geçiyor, hatta Evet. bütün büyük takımlarımızla adı geçiyor, hem de zaten yani bu programı seyreden birçok kişinin defalarca kez izlemiş olduğu bir oyuncu ama yani hem Erol Bulut sisteminde gösterdiği başarılı performans hem de Fenerbahçe'nin bu yönde bir oyuncuya ihtiyaç duyması, Colker'ın da sözleşmesinin bitmek üzere olması bence onu da potansiyel adaylardan biri yapıyor ama yani Sokratis isminin geçmesi, onun dışında işte Dragovic falan, yani Mecnun anladığım Abi Jesus falan kadarıyla ya. Fenerbahçe 5 büyük ligden alacak stoperini ya da yani en azından o profilde bir isim alacak. O yüzden hani Alanyaspor'dan Colker'ı ben eskisi kadar favori görmüyorum. Ama tabii hala bence bir alternatif bulunamazsa Fenerbahçe için net bir seçenek olabilir. İstersen buradan da bir sonraki mevkimize geçelim abi. Evet. Tamamdır. Ben kanat yazdım, sen 10 numara yazmışsın. Evet. Ya İstersen aslında aynı mantık hani tamamen evet. Yani Pelkas'ın forma aynen. süresiyle alakalı işler bunlar. Yani sen de biliyorsun çok konuştuk. Ya ben Pelkas'ın biraz da aslında ilk sen söyledin bunu. Ben o kadar hakim değildim ama geldikten sonra ben de sana net olarak katılıyorum. Abi Pelkas ortada oynadığında bence takıma katkısı çok daha fazla. Ya kanatta da hiç sırıtmıyor ama ben ortada kullanılmasını ve Fenerbahçe'nin iki kanattan birine dinamik hızlı bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum. Ya mesela tarz olarak Geri Rodriguez otururdu bence ama performans olarak çok uzak kaldı. Çok evet. O yüzden o evliliği de artık bence Fenerbahçe'nin uzatmadan bitirmesi hayırlı oldu. Ya ben Demaray Gray'i önerdim. Normal şartlarda sözleşmesi bitiyor olmasa bence Türkiye Ligi'ne gelme Hiç ihtimali gelmeyecek. yok. Yani Demaray Gray genç yaşlardan itibaren İngiltere'nin çok güvendiği potansiyellerden biriydi. Yani şu an değeri 3 haneli işte 100 milyon euroları aşabilecek birçok İngiliz oyuncunun önündeydi altyapı zamanlarında. Hani biraz daha işte Türkiye'nin Aydın Yılmaz'ı falan olarak gösterebileceğimiz bir oyuncu. Birmingham altyapısından yetişti. O yani Leicester transferi yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sezon önceydi. Ya büyük Evet, umutlarla da 4 sezon alındı. olmuştur. Bir 5 milyon euro gibi bir ücreti alındı diye biliyorum. Ki 2016 piyasası için hani Leicester seviyesinde bir takım, o zamanki Leicester. İyi bir para bu, büyük bir para. Ya bekleneni veremedi. Zaman zaman iyi oynadığı dönemler de oldu bence ama o patlamayı yapamadı Demaray Gray. Şimdi de sözleşmesi bitiyor. Ya mesela yazın bir Jordan Ibe gündeme gelmişti. Ya ben Evet. Jordan Ibe'ı hiç tutmuyordum ama mesela Demaray Gray profilinde bu oyuncunun Türkiye'de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce çok çok hızlı ve yani iyi bir bitirici değil bence ama Ama yine Süper de Lig kalitesi için iyi aynen bir bitirici aynen oluyor. öyle Çünkü abi. Gezal gelirken de bunu görmüştük aslında Evet, diyorsun. aynen öyle ki aynı takımdan geldi Raşit Gezal'de. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Gezal'den daha başarılı bir Premier Lig kariyeri var bence.
Demaray'a Evet. gireyim. Ya burada da ben mesela geldiği takdirde işte hem sağda hem solda oynar ama bence Fenerbahçe'ye gelirse sol kanatta kullanılır. Ben gol sayılarının da gayet yeterli olacağını ve Fenerbahçe'yi tatmin edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sözleşmesiz Haziran'da bitiyor olmasa ya muhtemelen bu programda konuşacağımız bir oyuncu olmazdı ama şu an bir fırsat doğmuş olabilir Fenerbahçe için. Yazın da aslında Türk kulüpleriyle de kiralık bir transfer olarak ismi geçmişti ama olmamıştı. Ya çünkü zaten bu sezon Leicester'ın oyun stiline baktığımız zaman iki kanat oyuncusundan da sürekli olarak toplu oynama becerisi istiyor Leicester. Ve zaten artık 10 numarası Madison'ı bile çoğu zaman belki kanatlarda oynarken izliyoruz. Yani bu tanımın içerisine Demaray Gray uymuyor ama Demaray Gray'in de tekrardan Avrupa piyasasında ismin duyurması için çok önemli, elinde çok önemli özellikleri var. Bunlardan bence en önemlisini sen zaten açıkladın. Hız ve hızlanması ama patlayıcılığı sayesinde de bir anda sizin için çok büyük bir kontra silahı olabilir. Bu duran top dönüşlerinde veya defans arkasına yaptığı koşularla beraber de aynı şekilde hani 35 yaşındaki Sosa'nın biraz daha verimini arttırmak veya Pelkas'ın verimini arttırmak için de Demaray Gray'i kanat olarak kullanmak çok daha olumlu veya doğru bir hamle olabilir Fenerbahçe için. Çünkü aslında bakarsak sezon başından beridir hem öndeki presiyle hem de ön sahadaki aktifliğini arttırmasıyla bence Enner Valencia'yı bu şekilde kullanmaya çalışıyordu Fenerbahçe. Enner Valencia'nın bu görev tanımını başarabilme yüzdesiyle Gray'i karşılaştıracak olursam ben kesinlikle Gray'i çok daha yukarıda koyarım ve hani nispeten sağlıklı dönebilecek bir Perotti ile birlikte de Perotti, Pelkas, Demaray, Gray üçlüsü hani Nefis. hem isim olarak hem de kalite olarak da beklenenin üzerinde bir ofansif orta sahacısı olabilir Fenerbahçe'de. Evet, bir sonraki ismimiz Max Meyer. Yine senin listeye eklediğim bir oyuncu ki Galatasaray'la da aslında adı anılıyordu. Özellikle bir Kasım Aralık gibi işte şey haberleri çıkmaya başladı. Kasım sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani devre arasında Galatasaray'ın ilk transferi olacak falan diye ama sonradan o haberler kesildi. Fenerbahçe ile de adı aslında Schalke ile sözleşmesi bittiğinde Bittiğinde anılmıştı. çok anıldı. Ama yani Crystal Palace'tan oldukça cömert ve bol sıfırlı bir kontrat gelince Premier Lig'de olunca oyuncu doğal olarak tercihini oradan yana kullandı ki yani çok genç yaşta adını duyurmuş bir oyuncu Max'ın eğer. Dolayısıyla sanki daha yaşlıymış gibi geliyor. Çünkü uzun süredir ismini Ama diyoruz ama değil. 95'ti yani. Sıkıntı orada. Yani şu ana kadarki o eşikleri atlayamamasının sebebi de bence bu. Çünkü hala o yaşının altında eziliyor. Yani aa bak çok gençmiş belki hala patlama yapar diye bekliyoruz zaten. Yani ben Türkiye Ligi için oldukça yüksek bir profil olduğunu düşünüyorum. İstersen sen de hani biraz bahsedebilirsin oyuncunun Fenerbahçe'ye katacaklarından olası bir transferinde. Yani Crystal Palace zaten Premier Ligi benden daha çok izliyorsunuz ama orta sahada daha fizikli ve hani ikili mücadelelerde ayakta kalabilecek oyuncuları kullanarak bir orta saha korkusu kullanmaya çalışıyor. Hatta James MacArthur'un bile kendini fiziksel olarak ne kadar geliştirdiğini görüyoruz hani yaşına rağmen. Yani bu anlamda Max Meyer'in bu sezon Crystal Palace'da şans bulamamasını ben yadırgamıyorum. Çünkü tamamen farklı bir stildeki bir oyuncuydu Max Meyer. Onlar için de bedelsizken kaçılmaması gereken bir oyuncuydu Palace için ve aldılar. Yani şu anda da zaten sözleşmesi yanlış hatırlamıyorsam 2021 sonunda bitecek Max Meyer'in şimdi. Bunu bir doğrulamak lazım. Tam emin değilim hani yayından önce net bakmadım ama Max Meyer'in ben Fenerbahçe'ye gelişini aslında iki şekilde açıklamak istiyorum. Bir Pelkas'ın mevki değişimiyle çünkü Pelkas'ı sen de diyorsun ben de aslında diyorum. 10 numarada kullanılması bence daha mantıklı ama Max Meyer geldiği zaman eğer ki 2-8 numarayla oynarsa Fenerbahçe bir tarafta Ozan Tufan bir tarafta Max Meyer ben Dimitris Pelkas'ın da sol kanat performansının yine beklenilenin üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde oynadığı zaman yine hani top yönlendirme işi onda olacaktır. Bu sefer arkadan iki kişi daha hani sürekli olarak ceza sahasına koşular yaptığı için de bence Pelkas'ın hem öldürücü paslar atması için daha büyük bir alana sahip olacaktır hem de belki kendisi de şut vurarak hani daha çok oyuna etki edebilecektir. Bu anlamda ben Max Meyer'in hem alan açmasıyla hem de zaten oyun bilgisi gibi, top kontrolü gibi, top yönlendirmesi gibi olağanüstü yeteneklerini burada tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok. Çünkü zaten normal zamanlarda Süper Lig'e adı anılmaması gereken bir isim. Yani o kadar yukarıda bir isimdi. Yani tekrardan diriltme anlamında Fenerbahçe'nin
alabileceği büyük risklerden birisi ama bence de tutma ihtimali de olan risklerden birisi Max Meyer transferi. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya bu arada hani anlattığın gibi bir 4-3-3 aslında biraz Galatasaray'ın şu anki oyun sistemine de benzer. Hani Çok dönüyorum. Evet. orta saha ve 10 numara orijinli bir kanat Pelkas ve işte topa hakim olabilecek ayağı iyi pasörü orta saha ki hani Ozan'ın da orada aslında hani baskı kalitesini, dinamizmini yine Emre Kılınç'a, Berlanda'ya benzetebiliriz. Hatta hani Ozan'ın o yönleri o ikisinden de üst Onlardan çok düzey. daha iyi. Dolayısıyla güzel bir sistem olabilir. Ben zaten 4-3-3, 4-1-4-1 gibi sistemleri yakıştırıyorum ligde 4 büyüklere. Bir sonraki ismimiz artık Santrafor. Biraz da oraya geçelim. Ya Leuven'den bir oyuncu yazdım Belçika Ligi'nden. Trabzonspor'a da aslında Belçika Ligi'nden iki santrafor yazmıştım. Hatta direkt aynılarını da buraya ekleyebilirdim ama hani videoda tekrar olmasın diye yine Evet. Trabzonspor videosundan da bakabilirsiniz. Orada yazsam mı diye düşünüp yazmadığım bir oyuncuyu da buraya kullandım. Thomas Henry. Aslında hani King Power fotoğrafı görünce belki Leicester City forması sanılabilir ama değil. Yani Thomas Henry de aslında bu sene çıkış yapmış bir oyuncu. Yani yine İngiltere alt liglerinde hani Şansını kariyerinde çok denemiş. fazla bir şey gösterememiş. Sonrasında İngiltere'den ayrılmaya karar verince bir şeyler yapmış bu oyuncu. Bu sezonda oldukça iyi geçiriyor. Zaten hani özellikle bahisçiler yakından bilir. Hani Löwen net üst takımıdır, golcü takımdır. Çok da hücum futbol oynarlar. O takımın bu sezon çok önemli oyuncularından biri oldu Thomas Henry. Ya aslında biraz şey bir santrafordu. Yani klasik işte kuvvetli, işte stoperlerle boğuşan ama nispeten daha zayıf diyeceğimiz özellikleri işte bunlar top tutma becerisi olabilir, bitiriciliği olabilir, top tekniği olabilir. Bunları bir üst seviyeye taşıyınca bir de belki hani Belçika futbolu İngiltere'ye göre biraz daha santraforların Evet, sevdiği aktif. tarzda bir futbol. Dolayısıyla orada kesinlikle fark yarattı. Ya ben çok duracağını düşünmüyorum Belçika Ligi'nde. Bilmiyorum. Hemen bir transfer yapacağını düşünüyorum. Ya belki yine İngiltere'den de alıcı bulabilir bu performansın üstüne. Yani Premier Lig olmasa da Championship'in iyi takımlarından biri olabilir belki. Ya Fenerbahçe'de aslında stilini uygun buluyorum kesinlikle. Yani olur mu bilmiyorum ama bence Süper Lig'de de üzmez. Gol sayıları yüksek olur diye düşünüyorum. Ama tabii yani Fenerbahçe bence devre arasında santrafor almayabilir. Yani Ya o elindekileri tabii en son şey çıkaramazsa. olarak zaten. Ya önce stoperi alacaklar sonra kanada gidecekler bence. Olursa, imkanlar oluşursa bir santrafor gelir diye düşünüyorum. Ya işte hani imkan olursa, para kalırsa, ne bileyim işte limitte yer kalırsa diye konuştuğumuz bir oyuncunun da ben çok yüksek profilli olacağını düşünmüyorum. Ya o yüzden mesela işte böyle hani o Diego Costa tarzı isimleri ben çok gerçekçi bulmuyorum ama yani Fenerbahçe derse ki ya biz işte zaten santrafor yazın satıp o kadar para kazandık. Oraya yüksek profilli bir isim getirebiliriz. O da aslında senin oraya bağladığın önerdiğin oyuncu Evet. olabilir. Yani senin Thomas Henry ile alakalı da şunu da söylemek lazım. Hani direkt istatistiklerini söylemedin ama 17 maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı. Hani bazen insanlar için bunlar da çok etkili oluyor. Yani 17 maçta 16 gole direkt katkı yapan bir santrafor da zaten şu anda Avrupa'nın hani büyük takımlarında hani en azından gözünün önünde bulundurması gereken bir seçenek. Bu anlamda da ben Fenerbahçe için de aslında dediğin o Kemal Adem'i transferini yapmışlardı. Mesela hani son gün limitimiz vardı. Kemal Adem'i getirdik demişlerdi. Bu anlamda Thomas Henry gerçekten de elde bulunması gereken bir şey olacaktır. Hani seçeneklerden biri olacaktır. Benim önerdiğim oyuncuya geçelim. Ben yani gerçekten de yine Fenerbahçe'nin büyük oyuncağını düşünerek Simon Zaza ismini yazdım. Hani santrafor önerilerine Belotti'nin çıkışı bu sene yani hani Belotti her zaman zaten aslında çok büyük bir santrafordu. Şimdi Tabii bunu canım. yadırgamıyoruz zaten de ama bu seneki performansıyla beraber santrafor özellikle oyuncuyu hani hiç neredeyse çıkarmaması sebebiyle hocanın Zaza'nın süreleri çok 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 azaldı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. 5 veya 6 şimdi net olmasın. Bu kadar az süre almışken Simon Zaza'nın da artık hani bir şekilde kariyerinin sonlarına gelmeden önce tekrardan bir kıvılcımla beraber bir enerjiyle beraber bir üste daha tekrar kendini atması gerekir. Çünkü hala belki de İtalya milli takım seviyesine kabul edilebilecek bir santrafor kendisi.
Fenerbahçe'nin Samatta'nın sakatlığı sonrasında o hücum presi eksikliği, en azından hücumlardaki enerji eksikliğinde Papistis yerine Simon Zaza'nın hani o takımı ateşleyebilecek bir oyuncu olma sebebiyle de ben sorumluluk da alabileceğini düşünüyorum. Samatta'nın olmadığı dönemlerde de pivot santrafor gibi de oynar. Arkaya koşu atan santrafor gibi de oynar. Fenerbahçe'yi de hücumda at pozisyonlara sokabilmek için elinden ne geliyorsa verebilir. Bu anlamda da ilk önce bir 6 aylık kiralama ihtimali de olabilir bence Zaza için. Fenerbahçe açısından da eğer Kessié ile veya Adem ile yollara ayrılacaksa da benim gönlümden geçen Fenerbahçe açısından ilk santrafor zaten direkt Zaza'ydı. Kendini veren iyi niyetli, hani gerçekten oynamaya ve yeniden adından ciddi derecede söz ettirmeye gelmiş bir Zaza, Fenerbahçe'nin oyun tarzına çok uyar. Ama hani yani belki hani benim tek çekincem şu olabilir, hep büyük liglerde forma giydi. İşte La Liga olsun, Premier Lig olsun, Serie A olsun zaten. Yani hani Türkiye Ligi'nde transferi durumunda zaten iyi bir kontrat alacağı kesin, ama Evet. yani işte burayı biraz belki yani küçük görürse, ki yapıyor bazen bunu oyuncular, yani biraz öyle bir çekincem olabilir benim. Çünkü yani Zaza bütün golcülük yeteneklerine rağmen aslında işin mücadele ve savaşma kısmında da en azından kendi ölçeğinde bir şeyler yapan ve yani kalitesini oluşturan etmenlerden birinin de aslında bu olduğunu söyleyebiliriz Zaza için. Burada onu yapmazsa biraz sıkıntı çekebilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında yani zaten hani bir Thomas Henry'den falan çok daha üst düzey bir oyuncu. Yani onu konuşmaya bile gerek yok. Yani aynı siklet oyuncu bile değiller. Son olarak da bunu son anda ekledik. Ama Nils Petersen, ya aslında senin söylediğin o Fenerbahçe'nin baskı oyununa uyacak, artık biraz ilerledi yaşı, ama yani ya Umut Bulut da 37 yaşında abi hala inanılmaz mücadele ediyor yani. Aslında Nils Petersen'in de Umut Bulut da çok benzer özellikleri var bu arada. Yani şu anlamda rakip savunmayı ölümüne yıpratması, sürekli mücadele etmesi. Yani böyle ya nasıl söyleyeyim, mesela Vedat Muriç de gol dışında takımın oyununa çok fazla katkıda bulunan bir oyuncu. Ya yani Vedat'a göre mesela bence kötü bir pasör Nils Petersen. Ya yani böyle çevresini çok iyi besleyebilen bir oyuncu değil, ama çevresindeki yaratıcı oyuncuların efor açığını fazlasıyla kapatabilen bir oyuncu. Yani Nils Petersen'den Bundesliga'da hep şeyini söylüyorlar. Yani sonradan girip çok gol atıyor. Öyle bir özelliği var ki yani Fenerbahçe'nin de geniş hücum rotasyonu düşündüğümüzde, ya mesela Ademi'den daha çok daha iyi bir B planı olabileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum 5 büyüklük dışına çıkar mı, ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ve yani zaman zaman da Türk kulüpleriyle adı anılan bir oyuncu oldu zaten her zaman. Ben ya Türkiye Ligi'nde çok fark yaratacağını düşünüyorum Petersen'in. Artık yaşı da biraz büyüdü ve oyun olgunlaştı diye düşünüyorum. Hem gol sayıları bence düşük olmaz, atar. Hem de işte o Fenerbahçe'nin oturtmaya çalıştığı hücum presine ya katkıda bulunmaya geçtim. Oradaki baş aktör olup Ozan Tufan'la birlikte o hücum presi sürükleyebilecek seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle de bakmak lazım. Hani Adem'i geldiği zaman ezbere bir şekilde hani Caner Erkin'in ortalarında çok net bir istasyon olabileceği söylenmişti ceza sahası içerisinde. Nispet Ersen boy olarak Adem'den çok da yani kısa olmasına rağmen çok daha net bir kafa vuruşu olduğu için yani Nispet Ersen eğer ki gelirse onun transferine en çok sevinecek adam büyük ihtimalle Caner Erkin olur. Çünkü gerçekten de sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle winner karakterli bir santrafor olmasını da geçtim. Ceza sahası içerisinde çok net bir pivot olması sebebiyle bence bu en azından şu anki Fenerbahçe düzeninde ekleme yapılabilecek nokta 3-4 santrafordan biri olur. Sadece bu özelliğiyle nispet edersen. Ya bu arada hani videoya başlamadan yine eklemiştim listeye. Biraz son anda oldu çünkü Thomas Henry profili olarak biraz alçak mı kaldı diye düşündüm. Ya videoda konuşurken hem sen anlatırken hem kendim anlatırken biraz daha yükseldim. Abi çok uyuyor bence Fenerbahçe'nin aradığı santrafor tipine. kesinlikle kesinlikle ya işte en büyük sıkıntı ne olur sonuçta bu adam senelerdir Avrupa'da şeyde Almanya'da oynadığı için şey şimdi bir anda pat diye kontrat olarak da hani daha fazla maaş alsa dahi Almanya'nın dışına çıkar mı bu bir soru işareti yani gerçekten de belki de aslında ilk konuşmamız gereken konu zaten bu olmalı. Ya ama hani Fenerbahçe'nin büyük oynayacağını konuştuk. Yani
Ben bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Herhalde Türkiye Ligi'nde de fark yaratır yani, ama ya mesela Sokratis ismi geçiyor. Sokratis çok üst düzey abi isim olarak. Yani demek ki Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok transferde, öyle düşünüyorum. Tabii yani yine zaten transfer dönemi başlayınca çok daha somut isimler gündeme gelmeye başlayacak. Biz de burada kanalımızda bunları Evet. tanıtacağız, değerlendireceğiz. Hem gerçekleşen hem gerçekleşmesi gündeme gelen transferleri Fenerbahçe için de başka kulüpler için de bunu söyleyebiliriz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Tamamdır. Bu tarz videolar için yine kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyelim. Video hoşunuza gittiyse de bir like tuşuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.